Otokrat nedir? Siyasal iktidarı tek başına elinde bulunduran kişi otokrattır. Otokrasi ise bir devlet düzeni üzerinde mutlak bir yoğunluğu olan ve o sistemi elinde tutan, bir kişinin elinde tutulduğu sistem de otokrasidir. Ve otokraside bir kişinin kararları, ayrıca bir kişinin kararları şeyden uzaktır. Hukuki kısıtlamara, dış hukuki kısıtlamara uzaktır. Herhangi bir uluslararası kısıtlamalardan uzaktır. Ve ayrıca da içeride de bir kontrol mekanizmalarından, denetim dengeden, eleştiriden uzaktır ve muaf tutulur. Tamamen bir nevi keyfi bir yönetim anlamına da gelebilir bu. Bunu söyleyebiliriz. Ve siyasi çoğulculuk yoktur aslında otokrasi. De. siyasi nizamın korunması esaslandır ve güç siyaseti üzerine yoğunlaşılır daha çok. Ve hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, denetim, denge bunların hiçbir söz konusu değildir otokrat rejimlerde. Diktatörlüğe gelince aslında diktatörlük de bir nevi otokrasiyi andırır. Ama diktatörlük her zaman bir kişi tarafından yönetilen, bir kişinin güç yoğunluğunun geçerli olduğu bir rejim, bir devlet nizamı anlamına gelmeyebilir. Bunu bir zümreyle de yapabilir. Örneğin Kenan Evren, işte Konsey, Milli Güvenlik beraber bunu yapmaya çalıştı. Ve Kenan Evren diktatörlüğü bir darbe rejimiydi ama aynı zamanda bir diktatörlük rejimiydi. Yani tekçinin öne çıktığı ve tek bir insanın devlet düzeni içerisinde yoğunlaştığı ve devlet elinde tuttuğu nizam e, otokrasi ise otokrat otokrasi ise diktatörlük ise bunu andıran ama bazı durumlarda ise bir zümre bir azınlık tarafından da diktatörlük uygulanabiliyor. Bunun kaynağı da Roma dan kaynaklanıyor. Roma bazen çok özel durumlarda cumhuriyeti korumayabilmesi için bir kişiyi olağanüstü yetkilere donatır ve o kişiye diktatörlük hakları verir. O diktatörlük kavramı oradan gelmektedir. Gücünü hanımca halkın örgütlenme düzeyinin gerdiğinden alır. Yani bir ülkede halk kendi haklarına sahip çıkamıyorsa, haklarını savunamıyorsa ve bir başka çevrelerden, başka kişilerden veya kahramanlardan veya tek tek insanlardan bir kurtuluş yolu arıyorsa, bu zayıf düşüyor demektir, zayıf demektir. Yani özetle şunu söyleyebilirim, yani gücünü tamamen halkın örgüsünden ve dağınıklığından alır. Eğer bir halk örgütlü ise, kendi haklarına, kulağına sahip çıkabiliyorsa, kendi değerlerini geliştirebiliyorsa ve bu değerleri üzerine ve bu değerlere uygun bir sistem oluşturabiliyorsa, diktatörün orada hayat hakkı yoktur. Otokratın da pek hayat hakkı yoktur. başlar olması mümkün değildir. Tamamen yani otokratlarla olsun, diktatörlerle olsun gücü halkın güçsüzlüğünden ve vergüsünden kaynaklanır. Ben önce şunu söyleyeyim ben <laughs> bu diktatörlük ve düzendeki diktatörleri veya otokrasi içerisindeki otokratların da biraz kişiliğini biraz ifade etmek gerekir. Çünkü onların benzeri dünyanın her tarafında var. Muhtemelen bizim ülkede de buna özlenenler ülkedenler vardır. Mesela kutsallık ve vazgeçilmezlik bunların temel değeridir. Yani ülkeleri çok kutsal görürler. Çok kutsal bir mertebe oturturlar ve vazgeçilmez olduğunu, ülkenin kurtuluşu, ülkenin geleceği, halkın kurtuluşu ve halkın geleceği tamamen onların varlığına bağlanır. Yani diktatörlerin, otokratların en temel özelliklerinden biri budur. E zaten denetim ve dengeden uzaktırlar. Eleştiriye son derece kapalıdırlar. Sanata, edebiyata, estetiğe pek şey değillerdir yani sıcak bakmazlar aslında. Bir doğa sevgisi, bir insan sevgisi, bir hayvan sevgisi asla söz konusu değildir. Ve benim inceleyebildiğim veya görebildiğim kadarıyla bütün diktatörler, bütün otokratlar aslında acımasızdır, merhametsizdir. İnsan özelliklerden yoksundurlar. İnsanın en temel özelliği acıma duygunun olması, merhamet duygunun olması ve bir vicdan olması. Bundan yoksundurlar. Nasıl aşılmaya gelince bunun yolu şudur. Yani kurtuluşu yukarı sınıflardan bekleme yerine otokratın tanıyacağı bazı haklardan ve bazı merhamet duygularından yararlanmayı esas alma yerine doğrudan doğruya halkın örgütlenmesi gerekiyor. Otokrasiye ve diktatörlük rejimine karşı çıkması gerekiyor ve karşı çıkışını toplumsallaştırılması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde diktatörlük rejimleri, otokratik rejimler kalıcılaşabilirler. En azından uzun bir dönem kalıcılaşabilirler. Tek çözüm e, demokrasidir, özgürlüklerdir, barıştır, e, kardeşliktir ve eşitliktir. Bu da demokrasi içerisinde sağlanabilir. Demokratik mücadele içerisinde sağlanabilir ve demokrasinin geliştirilmesinden kaynaklanabilir. Bunun mücadelesi verilmediği takdirde takdirde, özellikle sokakta verilmediği takdirde, sokağa çıkılmadığı takdirde ve hak hukuk mücadelesi verilmediği takdirde dediğim gibi otokratik rejimlerde, diktatör rejimlerde hepsi kalıcı olabilir. Uzun bir süre en azından kalıcı olabilir. Ve hiçbir şey rejimi, yani diktatörlük rejimi, hiçbir otokratik rejim hiç kalıcı olamamıştır. Hepsi tarihin çöp sepetine atılmıştır. Uzunluğu veya kısalığı işte halka acı vermiştir. Görecelidir uzunluğu veya kısalığı ama halka da büyük acılar vermiştir. Ve bu acıların yaşanmaması, halkı daha çok sıkıntılı günler yaşayamaması için muhakkak ki bir demokrasi demokrasi mücadelesini toplumun vermek ve tarihin çöp sepetine otokratları da demokratları da bütün iktidar sınıfı zorbaları da atmak gerekir.